Ferhat. He. Adem'i kardeşini bulduk. Atölyesi varmış Bağcılar'da. Ama tam adresi bulamadık. Tamam, ben hallederim. Sen nikah işlemlerini başlat. Bismillah. Kim evleniyor? Adam. Doktorla ben. Hadi hadi. Git şu kızın kimliğini al. Akşam nikah var. İyi, tamam. Allah! Habere gel ya. Teyzemin oğlu, tebrikler. Ya senin de evlendiğini göreceğiz ya. Sırtımız yere gelmez artık ha. Vay be. Ya ben koynunu alır diyordum. Bak gitti, gelin yaptı kızı, görüyor musun? Teyzemin oğlu, senin de bu buzdan kalbini eritecek bir kız çıktı ya. Vallahi kıyamet yakındır ha. Oğlum delirtmeyin lan beni. İş lan bu, iş. Ya şirket sahibi olmuşum ama o kızla evlenmişim. Bir farkı yok. Bak bu konu hakkında yorum yapana sıkarım ha. Tamam teyzemin oğlu. Baş üstüne. Gel sen benimle. Bu doktorun kapısından sakın ayrılma, tamam mı? Bizim adamları da söyle evin etrafını sarsınlar. Hatunun kafa zehir. Sakın hafife alma. Tamam abi, o iş bende, sen merak etme ya. Ya kız kaçıran dediğin zaten bizim lügatımızda bir oyun yani. Abidin. Tatsızlık istemiyorum oğlum. Kim o? Yenge, nikah için kimliğin lazım. Ne zaman? Bu akşam dedi Ferhat. Ne demek bu akşam? Ne demek bu akşam? Delirdiniz mi siz, aklınızı mı kaçırdınız ya? Çağır Ferhat'ı gelsin. Ben bu akşam evlenmem, delirdiniz mi siz? Yenge, kimlik. Ya bir ailem var benim, ne bileyim, yanımda olmak isterler. Ferhat ne derse o yenge. Sen de alış artık. Ben bu akşam evlenmeyeceğim. Hayırdır yenge? Bir sorun mu var? Çağır Ferhat'ı gelsin. Ben bu akşam evlenmem. Vallahi Ferhat abim çıktı. Ama hani bir ihtiyacın varsa biz buradayız. Hallederiz yani. Çıktıysa da çağır gelsin, ara. Alo. Ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Ben bu akşam evlenmem. Bir karar verdik, anlaştık. Tamam yaptık da bu acele niye? Ya bırak en azından şu fikre bir alışayım bir. Bir zaman ver bana, bir hazırlanayım, neyse ne. Hayalini mi yıktık kızım? Gece kumsalda ayakların suya değerken mi evlenecektin? Yoksa gelinlik için modacıların kapısında mı yatacaktın? Vay be. Doktor hanımın da prenseslik hayalleri varmış. Bak sen şu Allah'ın içine. Senin Allah belanı versin. Senin karın olmak zaten benim için en büyük utanç. Biz asla karı koca olmayacağız doktor hanım. Sadece isimlerimiz yan yana duracak. Biz asla. Şimdi akıllı ol. Ne deniyorsa da onu yap. Canını yakmayalım diye girdik değil mi biz bu yola? Beni yolumdan döndürme. Ne olacak şimdi? Ya izin ver en azından, abime mesaj atayım diyorum. Adam ölsün mü meraktan? Ne istiyorsun? Evini polis bassın, onu mu istiyorsun? Tamam söyle. Abine ben yazacağım, söyle. Söyle!
Ilıca'ya teyzeme gittim yaz. Sen kendini akıllı mı sanıyorsun kızım? Telefonunda taziye mesajlarını hala silmemişsin. Yani teyzenin mefta olduğunu biliyorum. Eyvallah. Başın sağ olsun. Tıp okumadıysak aptal olduğumuzdan değil de. Bir daha sakın böyle numaralara kalkışma. Bence şöyle yapalım. Sen yurt dışına gittin acil. Hani şu çadırlarda zenci bebekler var ya, onların yanına gidiyorsun. Burun dibine. İşte oraya gittim. Evinler yerinde, o resimlerden var. Pamuk kalplisin ya. İyilik dağıtıyorsun işte. Abi ben Burundi'ye geldim. Acil bir ameliyat var. Bir iki gün arayacağım. Aslı. Oldu mu? Sim kartı çıkarmışsın, bilmeden hangi numaraya göndereceksin ki? Senin hakkında senden daha çok şey biliyorum artık doktor. Aklından bile bir şey geçirirken beni unutma sakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.